Karadeniz'de gemilerin mi battı? Bu söz günümüzde bile kara kara düşünen insanlar için sıkça bir soru şeklinde yöneltilir. Peki hiç düşündünüz mü? Neden Ege, Marmara, Akdeniz değil de neden Karadeniz? Ve neden gemiler? Üç geminin hazin ve muhtemelen ilk kez dinleyeceğiniz hikayesine geçmeden önce sizlerden önemli bir ricada bulunacağım. Bilgi dağarcığınıza bu tarz bilinmeyen konuları sunabilmemiz için sizlerin de ilgi ve sahiplenmenizi görmeyi arzu ederiz. Lütfen kanalımıza abone olun, bildirimleri açın, beğeni ve yorum yaparak destek sunun. Yıl 1914, Birinci Dünya Savaşı. Osmanlı İmparatorluğu pek çok cephede savaş halindeydi. Bu cephelerden biri de Kafkas Cephesi, diğer adıyla Sarıkamış Harekatı'ydı. Rusların 93 Harbi'nde işgal ettiği Sarıkamış ve Kars'ı geri almak için Hasan İzzet Paşa komutasındaki 3. Ordu görevlendirilmişti. İlk çarpışma Kasım 1914'te Erzurum Köprüköy'de yaşanmıştı. Ruslar ağır kayıplar vermişlerdi. Ne var ki geri çekilen Rus ordusunu mevsim şartlarını gözeterek takip etmeyen Hasan İzzet Paşa görevden alınmış ve yerine başkomutan vekili olan Enver Paşa vekaleten gelmişti. Enver Paşa 33 yaşında Harbiye Nazırı olmuş, başkomutan vekili olarak da geniş yetkilere sahipti. Hasan İzzet Paşa'nın yarım bıraktığı işi hemen tamamlamak istiyordu. 3. Ordu bünyesindeki askerlerin önemli bir kısmı Yemen-Hicaz cephelerinden sağ kurtulmuş, üstlerinde yazlık kıyafetlerle bu harekata katılmışlardı. 3. Ordu askerleri teçhizat, silah, kıyafet ve yemek konusunda çok büyük bir sorunla karşı karşıyaydı. Kısacası askerler aç ve çıplaktı. Enver Paşa bu sorunu çözmek için Osmanlı'nın 3 gemisini Trabzon limanına göndermeye karar verdi. Gemiler 2 ve 3 Kasım 1914 tarihlerinde Bandırma limanından arpa, buğday ve teçhizat yükleyerek 4 Kasım'da Sarıyer Büyükdere limanına demir attı. Burada da 60 bin takım kışlık elbise, 2 teyyare, asker künyeleri ve 10 binlerce battaniye yüklendi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından 5 Kasım 1914 gecesi Bezmi Alem, Bahri Ahmer ve Mithat Paşa isimli yük gemileri Büyükdere Limanı'ndan Trabzon Limanı'na doğru yola çıktı. Planlama şöyleydi. Gemiler bu lojistik desteği Trabzon Limanı'na bırakacak, oradan da kağnı arabaları, atlar ve develerle Sarıkamış cephesine taşınacaktı. Gemiler Karadeniz'e savunmasız açıldılar. Yanlarında tek bir savaş gemisi yoktu. Olamazdı çünkü Karadeniz'e egemen olan Rusların saldırısına maruz kalacaklardı. Glasgow ve Niskafıl yapımı gemiler ağır ağır ilerliyordu. 7 Kasım 1914 sabahı Karadeniz Ereğlisi açıklarına varmış ve menzile iyice yaklaşmışlardı. Rus donanma gemileri ise 6 Kasım gecesi Zonguldak'ı bombalamış ve üstlerine geri dönüyorlardı. Rus donanma gemileri gemilerimizi fark ettiler ve bunu hemen amirallerine ilettiler. Gelen cevap net ve açıktı. Bombalayın. 7 Kasım sabah 7.45 sularında gemilerimiz büyük bir bombardımana tutuldular. Bombardıman yaklaşık yarım saat hiç durmadan aralıksız devam etti. Bezmi Alem, Bahri Ahmer ve Mithat Paşa'da bulunan 221 kişilik mürettebattan sadece 36'sı yüzerek Ereğli kıyılarına çıkmayı başardı. Kalan mürettebat gemilerle birlikte Karadeniz'in mavi sularına gömüldü. Birkaç gün içinde arama kurtarma çalışmaları başladı. Her yol denendi. Ama gemilerin bir türlü izine rastlanamadı. Bu olay da tıpkı Sarıkamış Harekatı gibi uzun yıllar saklı, belki de yasaklı kaldı.
Birlikte bu çalışmaları gerçekleştirdiğimiz Profesör Doktor Bingür Sönmez, tıpkı Sarıkamış Harekatı'na ışık tuttuğu gibi bu gemilerin izini sürmeye başladı. 2006 yılında tüm belge ve bilgilere ulaşılarak o kahramanların hatıraları gün yüzüne çıkartıldı. Bizler Karadeniz Ereğlisi Belediyesi ev sahipliğinde her yıl onları denize karanfiller bırakarak anıyoruz. Onlar adına bir anıt yapan ve bu fedakarlıklarını ölümsüzleştiren Karadeniz Ereğli Belediyesi'ne sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sarıkamış Harekatı hep Enver Paşa'nın suçluluğu veya suçsuzluğu ekseninde konuşuldu, tartışıldı. Detaylara baktığımızda ise karşımıza bambaşka şeylerin çıktığı ve harekatın planlamadaki kusursuzluğunu görüyoruz. Sizler de Sarıkamış Harekatı hakkındaki düşüncelerinizi videonun yorum kısmına yazarsanız mutlu oluruz. Ruhları şad olsun.